Oyun Tüpeksi hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ege. Merhaba. Bu da Tusameni. Tusameni bugün Selam hali yok sana. gibi. Hayır, abim uyuyor yanımda. Ha. Düşme oyun diyeceğim onu. Bu da Mahmut. Bu da onun tüyü. Evet. Mahmut. Bugün gençli sohbetleri şeklindedik. Gençli sohbetlerinin yeni bir bölümünde daha hoş geldiniz. Evet. Evet. Acaba ne yapsak? Aa, senin sandığın var. Senden nefret ettiğini biliyor muydun? Hayır. Ne? Senden nefret ettiğini biliyor muydun? Daha neden? Sandığın var diyeyim. Ha. Benim hiçbir şeyim falan evet. Var da hani o yüzden. Evet. Adamı sektiriyorsun, vuran diyorum. Pah. Hayır. Aç bunu. Adamı sen ateş atıyorsun. Ben elektrik vurunca adam sekiyor. Doğru. O da doğru. 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 Gel günlük görevleri yapalım da senin dünyada bug'a girsin lan. Teşekkür ederim, olur. Kanka yarı can atmışsınız, ne oluyor? Bu görev böyle mi başlamalıydı? Yok abi, böyle değil, bu başka bir görev. Hiç yapmadın bunu. Bunu yaptım ama yarı can atmışlar, baksana. Ya bunu transport etmeyeceğiz. Burada bir tane adam olması lazım. Adam yok. O adam bize bunu tamir etmesi için şunu getir bunu getir demesi lazım. O adam yok kanka. 3D prank diyor. Dur. Ha, sende var, bende yok. Pardon. Yok. Ha. Adam bende gözükmüyor. Tamam. Ben de senin dünyadaki berileri toplayayım. Beri beri beri. Senin Türkçesi ne ki acaba ya? Harbi belinin Türkçesi ne? Çilek. Ha yok hani beri bunlar şey çilektir, ağdurdur, tuttur. Hepsinin toplamına diyorlar ya beri diye. Yemiş. Yemiş, yemiş. Biz buna İzmir'de yemiş diyoruz. Kesin öyle. Biz yemiş diye, yemiş şey değil mi lan? Kanka yemişi incir için kullanıyorlar ama yemiş aslında onların hepsini kapsayan bir şey. Biz yemişi ne için kullanıyoruz? İncir yeni için. Yemiş. İncir sen için. Siz İzmirliler öyle. Yo biz İzmir. Sen İzmirli değilsin gerçekten. Onu İzmirliler yemiş diyordur. Normalde yemiş diye. Dolaylı İzmir, yoldan İzmirliyim ama çaktırma. Ha İzmirliymiş. İzmirliler her şeyin ismini değiştiriyorsunuz. Niye yapıyorsunuz böyle bir şey? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Açıkla bakayım. Çünkü çok güzel bir kafası var biliyor musun ya, böyle bir kafa yapıyor. Şey görmüştüm. Mısır'a darı diyoruz demiş. Niye bir şey görmüştüm, doğru mu? Kanka ona zaten darı diyoruz biz. Demeyin. Hayır diyeceğiz ya, Allah Allah. Abi gidiyor, tamam. Bu kendi kendine gidiyor. Aynen. Darı o değil çünkü. Yapmayın bir daha. Darı o. O darı. Değil, değil. Ben kendimi bildim bile, darı o. Normal, normalde bugün bir podcast çekeyim dedim. Hani, sana bahsetmiştim. Evet, sana bahsetmiştim. Konuyu şöyle yapacaktım tam olarak. İngilizcemi nasıl kastım diye konu yapacaktım. Hatta istersen başlayalım şimdi onu hafiften. Olur. Tamam. Ben nasıl kastım? Hani... Yok öyle değil. Hiç öyle şey olur mu? Evet. Tusami çentayı izlemez. Hiç. Sıfır. Hangi kırdık görevi yapalım? Ben daha okuma yazma bilmiyorken şeyde çıktım. Bahsettiğiniz gibi kanal açıklamasında yazan yazı gerçek bu arada. Ben gerçekten o kadardır oyun oynuyorum. PlayStation 1'de ben rastgele tuşlara basarak Spyro'yu bitirdim. Ben Türkçe okumayı öğrenmeden önce İngilizce kelimeleri seçmeye başlamıştım o oyun sayesinde. Yolculuk öyle başladı. Sonra işte 4. sınıfta ya 4. sınıfla 8. sınıf arasında ben 2 yıldan az İngilizce gördüm. Çünkü malumunuz üzere ortaokul İngilizce hocaları hamile kalırlar. Aynen. Hamile kalmayan bir İngilizce hocası yok maalesef. Yok maalesef. Yani gerçekten kime sorduysam hamile kalmış. Ortaokulunda kime sorduysam hamile kalmış. Kafayı yedim. Hani adam akıllı bir İngilizce görmedim ben ortaokulda, ilkokulda. Ondan sonra lisede herhangi bir şekilde şey olmadı. Ya amacım kendimi acındırmak değil. Sadece nereden nereye geldiğimi söylemek. Lisede ilk 2 yılda İngilizce gördük biz. Hocamız çok iyiydi sağ olsun. Gerçekten çabalıyordu. Sınıf demiyordu, orası ayrı. Aa et. Aa,
Anlık geldi. Şey hani ondan sonraki yılında hocamız sınıfı susturmazdı. Sınıfta buna fırsat bilirdi, konuşurdu. Derslerimiz hep boş geçerdi İngilizce'den. Hatta şikayet edebiliyorsam edeyim mümkünse. Şey son yılda da malumunuz üzere üniversite sınavı var, çalışın ayağına, İngilizce'den hiçbir şey yapılmadı. Yep. Ben o yıllarda İngilizcemi nasıl geliştirdim? Benim çok sevdiğim bir seri vardı, Ruby. Tusame'yi de başlattım hatta. Ama aynen. Şu an 8. sezonda sövüyoruz, orası ayrı mesele. O başka, onu ben başka. Kendi kanalımda konuşacağım. Onu kendi kanalımda konuşacağım. Tamam, tamam, onu hiç açmıyorum, onu hiç açmıyorum. Tamam, tamam, açmadım o konuyu, hadi. Nerede kaldın? Nerede kaldıydım, evet. Ruby'den kasmak İngilizce sen. Ruby'nin, eskiden YouTube'a yüklenirdi Ruby. İnsanlar gönüllü olarak çeviri yaparlardı. İnsanların bir kazancı var mıydı yok muydu hiçbir fikrim yok bu konu hakkında. Yani sakince. Önceğimize gel bir domaine girelim. Olur. O da boş boş denedim. Tamam, git domaine davet at bana. Ben giremiyorum ama. Tamam, hangisine girelim? Ben de onu düşünüyorum şu an. Benim işime yarayacak bir domain var mı? En kötü artifact domaine girelim mi? Kanka talent domainine girelim, daha garanti olsun. Yani talent domain de benim işime yaramıyor yani. Ha, aga be. Yok, bayağı şenki. Ama Ganyu muhtemelen bunlarla kasacağız. Ganyu bunlar da bildiğim kadarıyla Kiching'le aynı şeylerde. Harbi mi? Evet. Sen bir konuşsana kanka. Neyse gir birine tamam. Ya fark etmez. İlla ki işime yarar bir gün. Tamam tamam gel. Şey. Ruby'de ben ilk şey yaptığımda hiçbir şey anlamıyorum. Çok sabırsızım. Çeviri gelmiyor. Çeviri 2-3 gün sonra geliyor. Tabi bazen 1-2 saate geldiği de oluyordu. Sebebini bilmiyorum. Ben gittim bunu altyazısız olarak izledim. En başta ilk 4. sezonun ilk 3-4 bölümünü İngilizce altyazısını bekledim. Çıkmış mıydı hatırlamıyorum ama onlara İngilizce olarak altyazılı okudum, izledim diye hatırlıyorum. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım ilk bölümlerde abi. Hiçbir şey anlamadıktan sonra ben aldım. Ruby açık. Arka tarafta Google çeviri açık. Kelimeyi bilmiyorum. Yazıyorum oraya. 1,5 saatte bir bölümü bitirdiğimi bilirim ben. Böyle kelimeleri, cümleleri. Cümleleri. Ama işte İngilizce öğrendi, Türkçe'yi unuttu. Evet. Kendi kendime toparlamaya, halletmeye başladım. Sonra işte Ruby'yi altyazısız izlemeye başladım. Gene hiçbir şey anlamadım. Bu arada ben Ruby'nin 5. sezonuna kadar 3 kere bitirdim. Sonuncusu Tusame ile birlikte güncele geldik. Aynen. İngilizce kasmak istiyorsanız ikiler izleyin. Çok faydası olur. Okuldan daha fazla faydası olacak. Evet. Okuldan daha fazla faydası oluyor. Gerçekten böyle bu. Olay şeyde de var. Benim çok sevdiğim bir seri var. Persona. Oyun. İnternette gördükten sonra bir deneyeyim demiştim. Fiyatı ucuz gelmişti. İndirimdeydi o sıralar. Aldım bir baktım. Abi bir denesene mi? Seri. Şey yani. Oynayabiliyorsanız Persona'yı normal halinde. Royal değil. Royal çok pahalı çünkü. Yani mümkünse oynayın. Herhangi bir şekilde kaçırmayın o seriyi. Oynayamıyorsanız eğer hani anime falan izliyorsanız o seriyi bir bakın derim. Çok uzun değil, 2 sezonluk bir seri. 2 saatlik de ovası var. Hani Ruby benim İngilizceme destek çıktı. Persona onu tam yerine oturttu diyebilirim. Çünkü Persona'da şöyleydim. Konsolun başına geçtim. Açtım şeyi. Nasıl desem? Telefondan Google çeviriyi açtım. O anki Google çeviri benim internetimi sömürüyordu. O zamanlar internetim azdı. Kelimeleri de toparlamaya çalışıyorum da oynarken zorlanıyorum. Ben şimdi kendime cam at. Buraya suyla girmeyen kafama soktum. Barbara. Barbara. Gel lan şimdi, kalkanın yokken gelsene Dilo arkadaş.
edersin. Hani Persona'nın normal bir şeyle hızlı olarak bitirsin, herhangi bir detayına girmeden 60 saat civarında bitiyor. Speedrunner'ları geçiyorum bu arada. Normal bir oynanışta 100 saat civarında bitiriyor. Ben oyunu bitirdiğimde 160 saatte bitirmiştim. Sebebi, alttaki cümleyi okuyorum, çeviriye yazıyorum, çeviriden anlıyorum, ona göre oyun içinde şeye basıyorum, cevaplara basıyorum, cevapları okuyorum böyle. Hepsini detaylı detaylı şey yapıyorum. Okul bitti, üniversite işte hazırlık sınavına gideceğiz. Ben geçmeyi planlamıyorum. Neden? Topu topu 4 yıl İngilizce görmüşüm. İngilizce hayatımın yarısı boş geçmiş benim. Ben bir gittim, bir baktım İngilizce okuyorum, anlıyorum. Sınavı bir baktım yapabiliyorum. Yani farkında olmadan İngilizcemi geliştirmişim. Ama şunu söyleyeyim, bu hani benim gibi İngilizce göremeyen kişiler için geçerli bir kural, hani kursa gidemeyen, şey yapamayanlar. Diğerleri o A1, B1, C1, onları hiç bilmiyorum ben mesela. Ben de onları hazırlıkta öğrendim. Evet. Şey, hani ben böyle geliştirdim, nasıl geliştiği hakkında gerçekten tam olarak bir fikrim yok. Ama bir bakmışım olmuş. Demek ki dil böyle öğreniliyormuş. Bu saatten sonra da aynı şeyi Japonca için yapıyorum ve şu an hiç fena gitmiyor diyebilirim. Japonca önemli. Japonca önemli. Japonca gerçekten önemli. Barbara'yı alayım. Ben şimdi şey almışım, güzel. Ben küçükken şey yaptırdı ailem bana, İngilizcem için. Okul bir halt katamayınca tabii. Evet. Ben hevesliyim, benim abim var. Abimden öğrenmeye çalıştım. Abi bana şunun anlamını söyle, abi bana şunu söyle, abi bana ona kadar saymasını öğret. 11 öğrendiğimde mesela çok mutlu olmuştum çünkü farklı bir kelime gelmişti bana. Çok 4 yaşında dinleyip. Küçükken bana şey alırlardı, hikaye kitapları alırlardı. Biraz katıca bir şey olabilir ama. Babam bunu bilmem kaç saatte bana özetini yazacaksın falan derdi. Hem korkudan hem de şeyden. O şekilde kelime bilgimi ben geliştirdim. Benim dinleme yeteneğim fazla iyi değil. Çünkü mesela altyazı izlemek çok önemli. Ben altyazı izledim, dizilerim. Küçükken abim The Big Bang Theory izlerdi, ben de ondan izlerdim. Altyazı vardı, altyazı göre göre yani. Kelimelerin anlamlarını öğreniyorsun. Fakat dinlemeyi hiç dinleme, takmıyorsun, kitap okuyormuş gibi dinleme, bir hissiyatı. Dinlemeye pek şey yapmıyorsun. Umursamıyorsun. Dinleme de benim CS'ye başladıktan sonra biraz gelişti. Online oyunları. Ama Hyper'ınki kadar iyi değil dinleme. Eyvallah. Ben dinlemeyi Ruby ile geliştirdim resmen. Aslında Persona ile de geliştirdim çünkü Persona'da hem altyazı vardı, hem dinleme vardı, metni başa sarma, tekrar dinleme yani. Şimdiye kadar aldığım en iyi İngilizce dersi Persona'ydı bu arada, onu da söyleyebilirim. Bir oyundan, eğitim sisteminden daha iyi İngilizce almak evet mümkün buralarda. Yani. Bu arada babamın da eskiden çok yardım olmuştu, sözünü kesiyorum kusura bakma. Hani babamın da İngilizcesi vardır. O bana destek çıkmıştı böyle hani bazı konularda. Herhangi bir sıkıntı çekmedim o konuda, sağ olsun. Biraz katıcı öğretti bazı şeyler ama yani çok teşekkürler yani babama. Ben de İngilizce bilirdi. Lan aşağı düştüm. Oğlum aşağı düşüyor muydu? Evet. Evet ben düşmüştüm. Nerede lan ben? Katıcı olabilir ama güzeldi yani. Ve şu an ikimiz de İngilizce biliyoruz. Aynen. Benim zaten 12'deki hiç kimse Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, zaten Fen Lisesi'siniz direkt İngilizce görmüyorsunuz büyük ihtimalle de. Anadolu'da da gözükmüyor kanka. Anadolu'da kanka biz Anadolu'dan Anadolu diye değişiyordur, ona sözüm yok. Mesela ben 2 tane 3 tane Anadolu Lisesi'ne gittim. Şehir değiştiğinden dolayı. 9. sınıftayken hiç görmedim. Çünkü orada şöyle bir sıkıntı vardı. Urfa'daydım. Şanlıurfa'da çoğu kişi İmam Hatip Ortaokulu'ndan gelmiş. Onlar da o yüzden ek dil olarak Arapça görmüşler. Fakat lisede İngilizce zorunlu olduğu için kimse İngilizce bilmiyor. Hoca da zorunlu olarak onların seviyesine indi. Yani bayağı ben emizar gördüm bir sene boyunca. Oo, en baştan başlatmışlar seni. Aynen. Çünkü kimse bir şey bilmiyor. Onlar da bir şey diyemiyor. Dur, abi Barbara. Şeyde de
10. sınıfa geçince ilk dönem görmedim. O da kötü bir okuldaydım. Ondan sonra 1,5 sene falan gördüm. İngilizce. 11. sınıf hocam çok iyiydi. Onun hakkını yiyemem. Şey falan yapıyordu. Hani belli bir yere kadar da bize teşvik ediyordu. Performans ödevde, proje ödevde falan video çekmemiz üzerineydi. İngilizce videolar falan çekiyorduk. Çok uğraşıyorduk. Hatırlıyorum birini öğlen 11'de başlayıp, öğlen 12'de başlayıp akşam 9'da bitirmiştik yani benim. Arkadaşlarım sağ olsun. İngilizceleri çok iyi olduğu için. 30 tekrarda falan diye çekiyorduk. 12'de de klasik her okul gibi ders çalışın dediler. Ders çalıştık. Bizim... Benim 12'nin yarısı yok zaten korona. Yarısı yok. Bizim lisede şey vardı, Mustafa hocam vardı. Benim en iyi hocalarımdan biridir kendisi. En son sınıf hani o kadar çıldırttı ki adamı. Adam şey yaptı yani, yeter dedi, dersi dinlemiyorsunuz artık dedi. Baya baya şey yapmıştı, bırakmıştı dersi o günü. Dersin bitmesine 10 dakika vardı, orası ayrı mesela. Gerçekten de hocayı en sonunda çıldırtmıştı abi. Yani en azından diğerleri gibi şey yapmamıştı. Salınması gereken bir mesele, aman dilden ne olacak? Çocuk neymiş efendim, matematik öğrensin, bilmem ne öğrensin hiç falan diye. Hiç şey yapmadı. İnsan gibi geldi, dersini anlattı. Ama maalesef her insanın da bir sabır taşı vardır. O taşlı taş, hani sabır sınırı vardır. O sınırda taşınca pek hoş şeyler olmaz işte. Yani bütün sınıfa sözlüden mesela sıfırı çekebilirdi. Yani hakkı var. Ama çekmedi. Ama öyle olunca ne olacak? Hocanın eğitiminden şüphe edecekler. Sanki hocanın suçuymuş gibi. Veliler gelecek, sen benim oğluma nasıl şey verirsin falan diye. Çok en nefret ettiğim tipler ya. Sanki oğlu dünyanın en iyi öğrencisi de. Evet. Ama biz bu konuya biraz daha girersek üşüyebiliriz. Evet. Onun için hiç şey yapmaya gerek yok. Bu konuyu bence burada bitirelim. Video da 17 dakika olmuş. Sen de elektrik boss'u keselim mi? Bir tane elektrik. Hemen elektrik boss'u keselim. Hemen elektrik boss'u keselim. Zaten ben gelene kadar sen keseceksin muhtemelen. Yok o kadar da değil. Küp oluyor kan. Küp olmazsa keserim mi? Oğlum bir kere E atıyorsun zaten. Bir kere şeyden hasar yiyor. Sonra patlamadan hasar yiyor. Mesela ateşe elektrik attığın zaman ateş slime'ları yemiyor ya. Çok değişik şeyler oluyor. Biliyor musun? E'si daha bekliyor. 6 yapamadım. Transmaterali kasmadım. Neden kasmadığımı da bilmiyorum. Kimse sorgulamaz. Neden önce gelmiştim? Ayıp. Evet. Oyun benim PC'de oynandığı için olabilir mi? Evet. Özür dilerim abi. Ay ay. İngilizce. Tuhaf. Tuhaf. Dil öğrenmek tuhaf ya. Bana her zaman öyle. Ama dil öğrenmek yani kitaba bir şeyleri tekrar ederek olmuyor. Dil öğrenmek tamamen deneyimlerle oluyor. Ya dersleriniz ona uygun olacak. Ya da kendiniz öğrenmek zorundasınız. Şahsen ben öyle yaptım. Belli bir seviyenin üstüne çıkamayacağım anlamda. Öğrenmek zorunda bence. Herkesin bir dil bilmesi lazım. Evet. Türkçe hariç yani. Ana diliniz hariç. Ya şimdi hani her şey hoş güzel de küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Ve herhangi bir şekilde en az bir dil fazladan bilmek zorundasınız en kötü ihtimalle. Yani şey var hani çok bildim hani teknoloji gelişiyor tamam eyvallah, Google Translate falan kulaklıklar çıkıyor ayrı, anında çevir kulaklıkları falan filan çıkıyor eyvallah da. Ama yeterli kendin olacak. Yapmak evet. Bu arada 5 yıldız beklediğim artifekten düştü, bir de ataksa seni yerim ben. Senin dünyanı yerim. Krit demek ki puh. Oğlum krit demek işte dili kritik ihtimali veriyor, daha ne istiyorsun? Bana ne, ben atak istiyorum. Bak sana ulti atarım. Ben de atarım ha. Kuş oldum. Mahmuduma dönüştüm. Bir şekilde bir dil de öğrenin. Mutlaka bir dil öğrenin. İngilizce ama zorunlu yani direkt. Aynen. İngilizce dışında ben de Japonca öğrenmek istiyorum. Onun dışında bakarız ona. Bir ara Fransızca merak sarmıştım, sonra vazgeçtim. Ben Çince'yi hiç öğrenmek istemiyorum ya. Fransızca ben de merak sarmıştım. Bonjour dedim, bıraktım sonra. Aynen, bonjour. Bonjour, onu da bırak. Tam o şeyde Noel'in eğilmesi böyle.
Maid selamı vermesi tam biz bonjour derken. Bonjour. Muhteşem. Orayı videodan izleyeceğim. Bonjour. Dur bakayım, Maid selamı versin. Dur lan. Yanında dur. Ben de durayım. Bakalım ne olacak. Sen benim hizmetçimsin. Yapacak bir şey yok. Rolleri değiştik. Kölenin hizmetçisi. Evet, hiçbir bir şey yapmıyor. Evet. Ha, benim kuşum geldi. Bu arada animasyonlar öteki dünyalarda gözükmüyordu kanka, öteki karakterde. Aynen. Evet. Doğru, sen, aynen. Şimdi unuttuk biz bunu. Unuttuk biz bunu. Ne zaman gidiyorum. Küçtüm. Bu arada belge istiyorsanız tabii ki de bir kursa gidin. Onu da söyleyeyim yani. Aynen, kurs önemli. Gidebiliyorsanız gidin. Ama konuşmak istiyorsanız en iyisi dinlemektir. Bu sadece dil için değil, bu çoğu konu için geçerli bu arada. Bir daha her zamanki yabancı bir arkadaş edinmeye çalışın, ona pratik yapın. Çünkü evet, aksanınız başka türlü düzelmez. Evet. Yani Türk olduğunuz da belli olur, evet, konuşmanızdan. Hani öyle bir aksan var. Yani öyle konuşuyorsun ki yani Türk'üm ben diye bağırıyorsun. Öyle. Biliyorum oğlum onu. Şey değil. Aksanımı biliyorum. Benimki de öyle. Yani online oyun oynayanlar bilir zaten CZM'ye söylüyor. Adam Rus falan direkt belli olur. Rus, şey, Rus'unu gizleyemez. Türkler de asla beni saklayamaz. Yani çok iyi bilmesi lazım. Çok iyi dedim mi? Platinum. LoL'e neydi? Adam geliyor. Baş başında İngilizce bir şeyler yazıyor. Cümle yanlış. Sonra ben yabancıyım ayağına takılıyor. Maçta bir şey oluyor bu. Hani baya baya kendi hatası yüzünden böyle saçmalıklar falan yapıyor. Böyle hiç unutmuyorum. Bir tane Varus gelmişti öyle, hiç unutmuyorum. Karakteri o günden beri sevmiyorum. Onu hatırlatıyor diye. Adama şey demiştim. Adam yazıyorum böyle şey yapıyor falan. İngilizce böyle ne diyorsun anlamıyorum. Bana mı yazıyorsunuz falan diye. Other like. Öyle bir şey vardı. Gördüğüm bir şey vardı. Late şey, game nasıl oynar diye dalga geçiyordu West'teki adam. Adam soruyordu gibi ne demek diye. Biri like diyordu. Adam direkt mother like yazıyordu. Anan gibi demek istemiş ama. Bu arada chat'i şöyle göstereyim. Tısame bunu yazmaya çalıştı. Aynen, onu yazmadım, onu sansürlemiştir. Evet. Şey. Adama en son şey dedim. Ya yeter lan dedim, hani cümlelerin devrik hatalı cümleler kuruyorsun. Yanlış cümleler kuruyorsun. Yabancı olmadığın her halinden belli, sal artık şu terhaneyi dedim. Adam Türkçe konuşmaya başlamıştı bana. İyi sövüşmüştük. Ben başka birine o kadar sövdüğümü hatırlamıyorum. Ben LoL'de sövdüğümü hatırlamıyorum hatta, onun dışında birine. Çok güzeldi ya. O günden beri Varus oynamam. Mantıklı bir karar. Kamu spotu LoL oynamayın. Her gece LoL giren biz. Aynen, biz her gece gidiyoruz. Bizim gibi oynamıyorsun. Hani biz iyi oynuyorum manasında demiyorum. Ben asla, evet, sinirlenmem. Ya çok IQ'suz birinin denk gelmesi. Yasuo gibi falan. Yasuo dedim, hani geçen bir maç vardı. Evet artık, evet, yani karakter oynayanlara bir sözümüz yok. Aynen, biz anlamayın aynen onu. Biliyorum yani kimin geldiğini. Şey, adam alacak diye banlamamıştık. Adam counterladığı elemana yenilmişti. Ağır yenilmişti, bir de sakin de durmuyordu. Koridorda sürekli gidip gidip ölüyordu. Kötü oynamasına lafım yok da bize laf, bize laf ediyordu en sonunda, öyle bir sıkıntı vardı. Ya bakın, bana benim kişisel olarak anama sövse şey, çocukluğuna verdim ama ne çocuktu falan. Çocukluğuna verdim, geçerim de. Kanka, bazı kelimeler var. Ağaçları yani temizleye buraya gelmişsiniz, videoda 25 dakika olmuş, hafiften kaçırdım. Ben boş veren. Ayrıca direkt söyleyeyim, milletin anasına sövmeyin. Millet, kimseye sövmeyin abi. Gereksiz yere sövmeyin. Ama şunu söyleyeyim. İnsanın ağzı küfürden bozulmaz. İnsanın ağzı yalandan bozulur. Küfür sadece terbiyesizliktir. Bunu da unutmayın. Bu sözü yani de buraya bir yerlere çakalım falan böyle. Yalan da söylemeyin. Among Us tarihçi, Among Us'ta yalan söylediğiniz diye küfür yemiştim ama olsun. Evet, evet. Hatırlıyorum. Muhtemelen o şu an bu videoyu izleyecek ama. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Daha fazla Genshin Impact videosu görmek isterseniz kanala abone olup bir tane de beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Ben de diliyorum. Köle de diler. At kuyruklu köle. Bak ya, al. Fatih. Al Mahmut. Kapılan bir iyi.
Ateşe toprak atıyorum, şey yapmıyor ama ateşe elektrik atınca patlıyor. Baksana. Bak patlıyor. Çok güzel, evet. Değil mi?